Arkadaşlar merhaba, ben Müştü Hoca. Biliyorsunuz bomba gibi sıfır hata kampını yaptık, bir köşeye koyduk hocam. Şimdi ne yapıyoruz? Artık flash videolarla, show videolarla karşınızda olacağız. Nokta atış videolarla karşınızda olacağız. Sonrasında zaten sıfırdan paragraf kampımız başlayacak. Kitaplı bir kamp olacak, onu da duyuracağım arkadaşlar. Bu ayın böyle ortaları sonuna doğru duyurmuş olacağım. Başlamış olacağız inşallah. Peki hocam. Sen karıştırma başlığıyla karşınızdayız. Sen karıştırma neyi hocam? Biliyorsunuz Türkçe'de inanılmaz kavramlar var. Mesela işte birleşik zaman, birleşik çekim, birleşik yapı. Ya basit zaman, basit çekim, basit yapı ne abi bu Allah aşkına? Atıyorum bir im eki var. Ya duruma göre yapım eki, duruma göre iyelik eki, duruma göre başka bir şey. Bir er eki var. Bazen sıfat fiil eki, bazen başka bir şey geniş zaman. Gibi. İşte karıştırabileceğiniz ne varsa her şeyi topladım ve sen karıştırma başlığı altında karşınıza getirdim arkadaşlar. O zaman şimdiye kadar her şeyi konuştuk. Her şeyi hallettik ama ya şu arada kalanlar, şununla şu karışıyor hocam, ben bununla bunu çok karıştırıyorum. İşte onları da bu videoda halledeceğiz. İçiniz rahat olsun, hiç eksik kalmayacak. Gelin isterseniz, gelirse bizi ters köşe yapacak. Bütün ikilileri, üçlüleri, dörtlüleri karıştıracağımız her şeyi haydi işleyelim arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk adımımız, ilk sayfamızda karşınızdayım. Lütfen dikkat. Birleşik yapı, birleşik zaman, birleşik çekim. Basit yapı, basit çekim, basit zaman, Allah aşkına bu ne? Bu ne? Haydi başlıyoruz. İsterseniz böyle örnekler yaza yaza gidelim. Birleşik yapıdan kastımız ne arkadaşlar? Yapıyı söylediği an itibariyle iki sözcüğün bir araya gelmesi. Tekrar ediyorum. Birleşik yapı, iki sözcüğün en az değil mi? Bir araya gelmesi durumu. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Onlarca örnek yazabiliriz. Mesela birleşik yapılı sözcük ifadesine ne uygun olabilir? Bura desem, burası desem. Hangi iki kelimenin birleşimi hatırlayacaksınız? Bu ara değil mi? Bu arası. Bu ve ara sözcüğünün birleşimi. İşte hepimizin bildiği hanım eli, aslan ağzı falan canım işte. Yani birden fazla sözcüğün bir araya gelmesi tamam hocam birleşik yapılı olduğunu söyler. Tamam, buraya kadar her şey yolunda. Ha, her zaman bitişik mi yazılmak zorunda? Hayır. Bakın, yardım ettiği ifadesi ayrı yazılmış ama o da birleşik eylem olarak geçer. Yani biz yarın bir gün hocam bir öge buluyor olsak ettiği yüklem ne, ettiği yardım mı diyoruz? Hayır tabii ki, yardım ettiği bütün olarak alıyoruz. Çünkü onu birleşik sözcük kabul ediyoruz. O bir birleşik eylemdir. Doğal olarak birleşik yapı dediği an itibariyle birden fazla sözcük olacağını çok iyi biliyoruz. Ha, her zaman bitişik mi yazılmalı? Hayır hocam. Doğal olarak biz bunu hallettik. Oo, tamamdır. Burada sıkıntımız yok. O zaman birleşik zaman. Bakın arkadaşlar, birleşik zaman ile birleşik çekim aynı şey. Haydi uyan lütfen. Birleşik zaman ile birleşik çekim aynı şey. Burası çok çok önemli. Gelme ihtimali çok çok yüksek. %100 göreceğiz hocam. Peki neyi kastediyoruz? Zamanın ya da çekimin birleşik olması demek en az 2 kip. En az demeyeyim, hatta direkt 2 kip diyeyim. Çünkü 3 kip çok uygun değil. Yani geliyormuştu, gidiyormuştu falan diye konuşan illaki sağda solda vardır ama saygı duymuyoruz hocam böyle bir konuşmaya. Doğal olarak 2 tane kip olacak. Ne olsun? Geliyor da olsun. Yani geliyormuştu olmasın ama geliyor da olsun hocam. Süper. Şimdiki zaman ve şimdiki zamanın hikayesi biliyorsunuz. Doğal olarak birden fazla kip kullanılmışsa, yani birleşik zaman ifade edecekse onu hem birleşik zaman hem de birleşik çekim olarak adlandırmak mümkün arkadaşlar. Yani mutlaka bir şeyin hikayesi, mutlaka bir şeyin rivayeti ya da mutlaka bir şeyin şartı olmak zorunda hocam. O zaman haydi devam edelim. Basit yapılı sözcük diyor. Basit yapı. Bakın burada olduğu gibi yapı ifadesini görür görmez tamamdır hocam. Biz ne anlayacağız? Bayağı sözcükte yapı işte canım. Çekim eki, yapım eki falan fistan bunu anlayacağız. Bakın birleşik yapıda birden fazla sözcük istiyorduk. Bitişik yazılma şartı yoktu. Ayrı da yazılabiliyordu. Yani illa bir kelimeye böyle bölüp şu ve şunun birleşimi demek zorunda değiliz. Peki burada ne yapıyoruz hocam? Basit yapıdan kastımız haydi bakalım diyor ki, bakalım demişken baktı. Fark etmez. Eylem olmak zorunda değil bu arada. Yani burada bakın isim, burada fiil, fark etmez. Eylem olmak zorunda değil. Sözcük diyor nihayetinde. Basit yapılı sözcük bu işte. Ya da sadece mesela ev de olabilir. Neden olmasın? Hiç şey kalmayabilir. Ya da evlerden de olabilir. Hiç fark etmez. Hepsi olur arkadaşlar. Basit yapıdan kastımız yapım eki almaması. Yapım eki yoksa tamamdır hocam. Ek alabilir, almaya da bilir. Yapım eki almasın yeter ki. Peki basit çekimin ve basit zamanın zaten aynı olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Basit çekim ve basit zaman. İkisi de yerinde hocam. İkisi de çok rahat yapabileceğiniz başlıklar. Burada olduğu gibi aynı şeyi ifade edecek. Burada da arkadaşlar lütfen dikkat. Basitlikten kastımız bir tane kip ekinin olması. Lütfen cebinizde kalsın. Mesela yukarıdaki örneği taşıyorum ki daha iyi hatırlayın, daha iyi akılda kalıcı olsun.
geliyor. Tek başına bir tane ekip eki var. O zaman bu da basit zamanlı, basit çekimli eylem demek hocam. Buraya kadar bence hiç soru işareti yok. Şunu yapın arkadaşlar. Ben PDF'ini yine koyuyorum biliyorsunuz açıklama kısmına. Ama yine de lütfen üşenmeyin. Bir A4'e hocam. Bunların birazdan göreceksiniz bir sürü sayfa bizi bekliyor. Bakayım kaç sayfa bekliyor hocam. Evet, rahat bir böyle 3-5 sayfa gideceğiz. Baya baya ilerleyeceğiz. Onları hocam göreceksiniz tek tek. Onları mutlaka yazın. A4'e tek tek yazın. Karşılarına kendiniz örnek verin. Yani bu videoda olayı çözün, sonra kendi orijinal örneklerinizi yazın. Geliyor deme de gidiyor da. Yani sana ait bir örnek mutlaka olsun. Senin hatırladığın bir örnek olsun ki asla bir daha unutma. O zaman haydi bir diğer sayfaya geçelim arkadaşlar. Bakalım burada ne göreceğiz. Evet, geldik RR arkadaşlar. Videonun girişinde söylediğimiz RR eki. Şimdi sıfat fiil olabiliyor. Allah Allah, geniş zaman olabiliyor. Ya yapım eki olabiliyor. Her türlü karşınıza gelebilir. İşte bu ayrıntılar arkadaşlar. Bu videolarda hallederseniz ancak sınavda daha hızlı çözersiniz. Yapamazsınız değil. Yaparsınız ama bir şekilde altını çiz, üstünü çiz. Bir şekilde yaparsın. Ama soruyu 2-3 dakikada yapmak var. 30-40 saniyede yapmak var. Doğal olarak burada hızlı yapmak adına karşınızdayız. Yani her şeyi sınavdan önce duymuş olmanızı istiyoruz. Bu kadar hocam. Başka bir şey değil. Sıfat olan RR çok net bir şekilde karşımıza şöyle geliyor arkadaşlar. Çıkar yol. Nasıl yol çıkar yol? Bitti. RR eki. Bu arada bir canlan hocam Allah aşkına. Bir canlan ya. Bir uyan ya. Vallahi böyle olmaz. Haydi toparlan. RR. Bakın dikkat. Nasıl yol çıkar yol? Ha, tamamdır hocam. Bir tamlama kuracak arkadaşlar. Sıfat fiil eki olan RR bir tamlama kurmalı. Kurmazsa eğer geniş zamana gidebilir. Doğal olarak mutlaka bir tamlama içerisinde bekleyeceğiz. Sıfat fiil olan RR. Peki geniş zaman? E tamam. Çıkar. Akşama çıkar desem mesela. İlla ki bu notlar akşama kadar ya da kitap akşama kadar çıkar hocam. Ha, bu da işte nedir? Çok bariz bir şekilde arkadaşlar geniş zaman ekidir. Geniş zaman çıkar, gelir, gider, görürüz, sorun yok anlamındaki RR'imiz hocam. Yapım eki olansa bakın dikkat. Çıkarlarımız. Ha, süper. Bakın aynı örneği kullanıyorum ki farkı görün diye arkadaşlar. Yoksa örnek yazabiliriz. Yani hepiniz birer örnek söyleseniz binlerce örnek sığar buraya. O soru işareti değil. Ama önemli olan öğrenmenizi anlamanız. Sıfat fiil eki olan RR'i anladık hocam. Tamlama kuracak. Nasıl bilmem ne, şöyle bilmem ne diyeceğiz. Tamam, koşar adım gibi. Hadi bir tane daha yazalım. İyice akıllarda kalsın hocam. Koşar adım. Nasıl adım? Koşar adım gibi. İşte bu. Tamam, isme soracağız. Bariz bir şekilde cevap alacağız. Sıfat olan RR. Bu kadar basit. Burada sıkıntımız yok. Burası bence tamam. Geçmiş zamandaysa arkadaşlar daha çok böyle yüklemsi bir kullanım. Ha, bu devrik cümle olur, işte ne bileyim düz cümle olur, fark etmez. Ama yüklemi hissedeceğiz hocam orada. Yani zaman ifade ettiğini anlayacağız. Çıkar bilmem ne demeyecek. Şu bilmem ne çıkar diyecek. Yapar bir ara diyecek. Geniş zamanın mantığı bu. Yapım ekindeyse arkadaşlar ne zaman anlamı katar ne de tamlama kurar. Çıkarlarımız. Ha, net bir şekilde RR geldi hocam. Tamamdır. Bariz bir şekilde yeni bir anlam ifade etti. Mesela gider. Şimdi bu ifade cümleye göre değişebilir hocam. Desem ki hoca akşama doğru gider desem geniş zamanı ifade edecektim ama gelir gider defteri desem gelir gider defterindeki gider aman dikkat ne olacak? Yapım eki olarak kullanılacak ama duruma göre ne yapıyoruz? Bunu geniş zaman olarak da kullanıyoruz. Yani kısacası bazı ekler hatta birçok ek diyelim cümledeki durumuna göre farklı farklı görevlerde kullanılabiliyor. Bu üçlüyü lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizler de mutlaka farklı bir örnek bir köşeye yazın olur mu? Farklı hocam bulamadım desem bile en azından bir iki örnek yazıp çalışmanızda fayda var. O zaman haydi diğer sayfadayız. Evet, geldik bir diğer sayfamıza arkadaşlar. Lütfen dikkat, yönelme hal eki olan AE var. Ya bir de yapım eki olan AE var. Bu ne Allah'ını seversen? Yönelme hal eki olan, yapım eki olan. Yönelme hal eki derken ya bayağı bildiğin eve canım işte. Net eve. Nereye gidiyorsun hocam? Eve gidiyorum. Eve yöneldim. Eve yaklaşıyorum. Yaklaşma hali, yönelme hali. Aman dikkat arkadaşlar. Çok çok lazım. Mutlaka ama mutlaka bir şekilde karşınıza gelecek. Yapım eki olan AE ne? Hocam AE'yi ekleyeceğiz. Yeni bir anlam ifade edecek. Mesela ne olsun? Dize. Dizmekten dize değil mi? Aman dikkat. Dizilmiş şeylere dize diyoruz değil mi? Dizi olarak da kullanılır fazlasıyla. Dize. Dizilmiş, harflerin dizilmiş hali. Ha, tamamdır hocam. Yani fiilmiş sonrasında isim olmuş. Fiilden isim yapan olabilir neden olmasın. Ya da şu da olabilir mesela. Haydi biraz daha rahat bir örnek gelsin. Dize doğru bir örnek ama sağlam bir örnekti. Çat diye böyle girdik. Yaşamak değil mi? Mesela yaşadı desem. Kelime kökünü nasıl alırsınız? Yaş değil mi? İnsan yaşı. Tabii ki ıslaklıkla alakası yok. İnsan yaşı. Doğru.
Yaştan yaşamak. Ha, isimden fiil. Tamam hocam, hiç fark etmez. Buradaki AE'de yapım eki olarak kullanıldı. Ama bariz en çok kullanımıysa yönelme hal ekidir. Yani yaklaşma halidir. Lütfen cebinizde kalsın. Tamam. Bazı ekler birden fazla yörede kullanılabilir. Başka ne var hocam? Hadi bakalım. Geldik bir diğer ekimize arkadaşlar. Larner ekimize. Larner eki bazen çokluk eki olur, bazen şahıs eki olur. Nasıl ayırt edeceğiz? Tabii ki çokluk eki olması için çok iyi biliyorsunuz. Mutlaka ama mutlaka isme denk gelmesi lazım değil mi? Gayet net arkadaşlar. Şahıs eki olması içinse tabii ki fiile denk geliyor olması lazım. Fiilin üzerinde kullanmak lazım. Mesela ben desem ki masalar. Masalar dediğim an itibariyle isme geldiği için bu larler bariz bir çokluk eki iken geldiler desem, haydi dikkat, geldiler. Buradaki larler bariz bir şekilde şahıs eki olarak kullanılmış olacak. Fiile geliyorsa larler şahıs ekidir. İsme geliyorsa bariz bir çokluk ekidir arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. E o zaman haydi yenisi gelsin. Evet arkadaşlar, geldik çok can alıcı, can yakıcı noktalardan bir tanesine. Onun için buradayız. Can yakmasın diye buradayız hocam. Haydi halledelim beraber. Gelin bakın ne diyor. Yapım eki olan ım, im, um, üm. Bu ne demek Allah aşkına? Yapım. Ha, yapım kelimesinde de var, bir dakika. Yapım, yıkım değil mi? Aman dikkat. Söküm zamanı, döküm zamanı değil mi? Aman. Bunların tamamı buna örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Yapmaktan yapı yapım falan, yıkmaktan yıkım, ne bileyim, sökmekten söküm gibi. Im im yeni bir anlam ifade ediyorsa yapım eki olarak kullanılmıştır. Zaten kalıp onu anlarsın. Yani yapım ekini fark etmek çok sıkıntı değil gibi aslında. Sanki şu ikisi problem yaratabilir. Yani bu da fiile ve isme gelmesi noktasında ayrılır ama şu an her şey rahat hocam. Yani kafalar rahat. Ne dediğim çok daha rahat anlaşılabiliyor. Evet hocam çok iyi anladık falan ama genelde böyle sınava bir giriyorsun, o stres heyecanla şahısa diyorsun yapım, yapıma diyorsun iyilik falan, kafa yanabilir. Şimdiden kafalar yansın istiyoruz ki sınavda olmasın hocam. E o zaman iyilik eki derken benim aklım hocam, abi bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Benim aklım bu kadar. Senin aklın neyse im gidecek, fark etmez. Bizi im ilgilendiriyor şu an. Tamamdır. Bu da bariz bir şekilde iyilik eki olarak kullanılmış. Başka ne var hocam? Hadi şahıs eki olarak kullanılsın. Şöyle ok çekelim. Geldim mesela değil mi? Aman dikkat. Geldim. Ben geldim. Bakın dikkat. İyilik ekinde aitlik anlamı olacak. Yani iyilik eki dediğimiz şey benim, senin, onun, bizim, sizin, onlarını karşılayacak. Tamam. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onlarını karşılıyor. Peki şahıs eki ben, sen, o, biz, siz, onlar. Yani burada aitlik yok. Ben yaptım. Orada benim. Doğal olarak lütfen farkı net fark edelim. O zaman bu fiil bu isme geldi. Olay bitti. Fark zaten benim, benle anlaşıldı. Yapım ekinde ise yeni bir anlam katma durumunu herkes bariz bir şekilde eminim gördü arkadaşlar. Burada da soru işareti yok. Haydi o zaman bir diğer noktamız. İyilik eki olan ı, i, u, ü. İyilik eki derken tamlanan eki olarak da kullandığımız üçüncü teki şahıs iyilik, tamam. Belirtme eki, ha tamam, belirtme, gösterme, yükleme, farklı anlamlarda dikkat. Bir de yapım eki olan var. Şimdi yapımda yapı kelimesini de kullanabiliriz bu arada. Neyse haydi başlıyoruz arkadaşlar. İyilik eki olan derken ha az önceki aklı kelimesi işte. Onun aklı, yani başına onun getirebildiğiniz müddetçe buradaki ı, i, u, ü ya da bazen duruma göre sı, si, su, si olabilir. Kaynaştırma ünsüzüyle işte ona iyilik eki diyeceğiz. Tamam, iyilik eki olan ı, i, u, ü'den kastımız bu arkadaşlar. Görüntüsü bu. Belirtme ekinde asla başına onu gelmez. Hatırlayacaksınız şu tarz bir örnek konuşmuştuk. Aklı korumalıyız desem mesela. Aklı korumalıyız. Hatta bu bir cümle olsun. Şurada doğal olarak büyük harfle başlasın. Aman dikkat. Aklı korumalıyız diyor. Şimdi ben bunun başına onun getirsem onun aklı korumalıyız olur mu? Hayır. Yani onun olması için ne demem lazımdı? Onun aklını korumalıyız. Değil mi? Aklını. Mesela onun çöpü olmaz. Onun çöpünü ya. Olmaz derken şöyle cümlede şöyle olmaz. Mesela çöpü dökmeyiniz. Onun çöpü dökmeyiniz. Bu ne? Böyle olmaz. Onun çöpünü dökmeyiniz demeniz lazım. Doğal olarak cümlenin tamamı baz alınarak bir sözcüğün başına onun ifadesi geliyorsa iyilik, gelmiyorsa ona belirtme aleki diyeceğiz. Belirtme aleki için gösterme ya da yükleme gibi değişik adların kullanıldığını bir daha hatırlatalım arkadaşlar. Yapım eki olan neydi hocam? O da barizdi. Haydi şuraya sığsın madem öyle. Sayı mesela değil mi? Saymaktan sayı gibi, yazmaktan yazı gibi, kazmaktan
kazı gibi aklınıza ne geliyorsa artık onlarca örnek yazabilirsiniz. Yapmaktan yapı olabilir ve daha onlarca örnek arkadaşlar. E o zaman bakalım başka bir şey var mı? Yok hocam, son sayfamıza gelmişiz. Son sayfamızdayız. Bakın arkadaşlar, karıştırı örnekler videosunu ben hemen hemen her sene çekiyorum. Tabii ki her sene güncelliyoruz. İçerik değişiyor tamamen. Örnekler değişiyor, yaklaşım değişiyor. Başka başlıklar atıyoruz vesaire vesaire. O yüzden videoyu lütfen satır satır takip etmeyi, izlemeyi ve not etmeyi unutmayınız. Dediğim gibi PDF ya şey oluşturmasın. Nasıl olsa PDF var, yazmaya gerek yok. Alsanız dahi, indirseniz dahi mutlaka bir köşede siz not edin ki kendi örneklerinizle olayı bitirin arkadaşlar. İlla hemen aklınıza çatır çatır örnek gelmesi gerekmez. Bir kurcalayın defteri, kitabı, notları, videoları, bir bakın sözlüklere falan. Kendiniz mutlaka bunlara orijinal bir iki farklı örnek yazın. Olay iyice bitsin, olur mu? Örnek veriyorsanız anladınız demektir. Ölçtüğümüz bu olsun. Peki süper gidiyoruz. Nokta atış videolarla gidiyoruz. Dün şöyle bir dinlenmiştik arkadaşlar. E bu dinlenmelerde tabii ki ben sıfırdan paragraf kitabına yüklenmiş durumdayım. Sıfırdan paragraf kitabını arkadaşlar çok yakın zamanda duyuracağız ve Ekim ayı içerisinde de kampını başlatacağız. Haberiniz olsun bir aksilik olmazsa. E o zaman haydi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.